Sayın Genel Başkanım, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Antalyalılar, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kuzeyin incisinden güneyin incisine geldik. Bir iki saat önce Sinop'taydık, şimdi buradayız. Değerli Antalyalılar, aynı süreçleri sizler de yaşadınız. 2019 yılında Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in de gayretleriyle bir Millet İttifakı kuruldu ve belediye başkanları seçimine girdik. Ve Allah nasip etti, sizden de desteğiyle en azından 4 yıldır belediye başkanlığı yaparak bu fırsatı değerlendirerek biz geldiğimiz zaman neler olacağını da gösterme fırsatı bulduk. Şimdi 14 Mayıs'ta çok önemli bir seçime gidiyoruz. 14 Mayıs'taki seçime giderken 2019 yılındaki aynı sözleri duymaya başladık. Yani korku ve nefret siyaseti. Biz olmazsak batarsınız. Biz olmazsak memleket batar. Devletin bekası gider falan filan. Şimdi onlardan bazı örnekleri vereceğim. Ankara'ya ben seçilince PKK'lılar belediye dolacak. Belediyenin bütün işçilerini atacağız. DHKP'liler de götürüp sayaçları okuyup faturaları evlere verecek. İnanmadı Ankaralı. Şu anda gördüler ki 4 yıldır sayaçları okuyan, faturayı götüren Ankara'nın tertemiz vatansever gençleri. Böylelikle yalanları boşa çıktı. Beklediler ki bu korku siyaseti bir işe yaramıyor. Henüz daha yeniyiz. İstanbul seçimini iptal ettiler. İstanbul seçimini iptal ettikten sonra pek beka falan söylemez oldular. Çünkü Ankara Büyükşehir'i gördüler, diğer belediyeleri gördüler. TC tabelaları götürüp yerlerine, sökülen tabelalar yerlerine asıldı. Tam tersine devletin bekası tehlikede değil, tam tersine devletin bekasının korunduğunu herkes gördü. İstanbul'u iptal ettiler, artık beka demez oldular. Seçime girildi, baktı seçim kazanılmayacak. Yedek kuvvetlerini sahaya sürdüler. Yedek kuvvetleri kim? Osman Öcalan ve İmralı'dan gelen mektup. Bunu niye söylüyorum? Şimdi yine seçime giriyoruz. Yine aynı suçlamalar. Aynı suçlamalarla baş başayız. Bekliyoruz yedek kuvvetleri. Bu sefer televizyona kim çıkacak? Bu sefer mektup nereden gelecek? Kandil'den gelen açıklamalara bakarsanız Türkiye'yi bu iktidardan kurtaracak, altı masanın zararına gelecek her türlü açıklamayı yapıyorlar. Oysa tertemiz duygularla bir araya gelen bu insanlar demokrasiyi yerleştirmek, insanları özgürleştirmek, korku siyasetini, nefret siyasetini yok edip yeniden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek için çalışıyorlar. İşte buna da mutlaka karalamak için onlar Kandil'den bastırıyor. Onların Kandil'den yaptığı söylemleri de iktidar altını masanın aleyhine kullanmaya çalışıyor. Artık Türk milletinin boş laflara karnı tok. Herkesi terörist ilan ettiniz. Oy vermeyenleri terörist ilan ettiler. Demin ben böyle konuştum diye Sinop'tan birisi demiş ki hayır, biz oy vermeyenleri terörist ilan etmiyoruz. Nasıl etmiyorsunuz? Sizin %51 başkanlık sistemini getiren siz değil misiniz? Bu şartları Türkiye'nin önüne sunan siz değil misiniz? Dolayısıyla %51'i kazanmak için bize oy veriyorsan veriyorsun, vermiyorsan PKK'l oluyorsun diyen siz değil misiniz? Dolayısıyla bir de inceliyoruz, bakıyoruz ki lütfen bakın, internette var. PKK'nın Türkiye'den istediklerine bakın. Hizbullah'ın uzantısı Hüdapar'ın da istediklerine bakın. Hepsi aynı. HDP ayrı seçime girmiş. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ben diyorum ki serbest bırakın, kim nereye oy verirse versin. Eskiden köy ağaları vardı doğuda. Feodalite vardı.
istedikleri yere oy verdirildi. Şimdi de bu ağalar çıktı, şuraya oy veririz, şu gelirse seçmeyiz, şunu yapmayız, bunu yapmayız. Ne Altılı Masa'nın, ne Sayın Akşener'in, ne de inşallah yetkili olarak benim Kandil'in şantajlarına eğecek boynumuz yoktur. Birkaç örnek daha vereceğim. İkinci seçimde de biliyorsunuz Bekâ'dan çok bahsetmediler ama bir diğer konuda Binali'yi mi seçeceksiniz, Sisi'yi mi seçeceksiniz, ne de alakası varsa. Eğer bunları seçerseniz Mekke düşer, Kudüs düşer. İsrail bilmem ne olur. Kimseyi bunları artık inandıramıyorlar. Çünkü evet Binali seçilmedi ama Sisi ile tokalaşmasını bildiniz. Ve bu hükümetin acil değişmesi gereken sebeplerden birisi şu: ekonomi çok kötü. Yöresini bilmiyor. Liyakat yok. Kızılay'ın yaptıklarını gördünüz. Başkanı görevden istifa ettirmek yerine ya biz de kendisine çok kızdık ama falan diyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı daha iki gün ekonomi kötü diyenlere yo öyle bir şey yok, her şey gayet iyi dedi. Çünkü artık Cumhurbaşkanına doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Depremde yoksunuz diyorlar. Kahramanmaraş'a gittiği zaman orada Ankara Büyükşehir'in çadırlarını söküyorlar. Cumhurbaşkanı görmesin diye. Ama Güneş Balçık'la sıvanmaz. Büyük şehirlerin pandemide yaptığı ortada. Ben bir iki örnek daha vereceğim. Çok da fazla uzatmak istemiyorum. Söylenen kötü şeylerden birisi de biz gelirsek işten atılırsınız. Şu anda resmen Doğu'da, Orta Anadolu'da birçok kamu kurumunda herkesi böyle korkutuyorlar. Kimse işten atılmadı. Herkes alnının terini alıyor. Maçlara zorla götürmüyoruz. Başka yerlere zorla mitinglere zorla götürmüyoruz. Kardeş gibi bir ailece eski yeni demeden hep birlikte çalışıyor ve Ankara'ya hizmet ediyoruz. Yardımları kesecek dediler. Şimdi aynısını Aile Bakanlığı'nın yardımları keseceğini bizler gelirsek o yardımlar kesilecekmiş. Aynı şeyi söylüyorlar. Ben birkaç tane örnek vereyim. Ankara'da şu anda teslim aldığımızda 158 bin aileye destek olunuyordu. Arkasından pandemi ve kötü ekonomi nedeniyle şu anda 200 binleri buldu. Eskiden koli koli bu depremzedelere verdiğimiz gibi paket veriliyordu. Bu insanlık dışı uygulamayı kaldırdık. Başkent kart verdik. Herkesin cebinde bu karttan var. Dünyanın her yerine geçerli. Biz para yatırıyoruz. Paket vermek yerine oraya para yatırıyoruz. Eskiden bir tek tüccardan alınırdı. Hep aynı tüccardan o kazanırdı. Bu insanlar gidip kartları Ankara'nın her yerinde harcıyorlar. 5000 tane bakkal ve esnaf da kazanıyor. Aileler çoluğunun çocuğunun gerçek ihtiyacını alıyor. Bu yetmedi. Şimdi bugün doğalgaz geldi ya Karadeniz'den. Diyorlar ki Karadeniz'den gelen doğalgazı neredeyse bedava vereceğiz. Geçen sene dediler ki doğalgaz vereceğiz, veremediler. Ben geçen yıl 3 ay Ankara'da 200 bin aileye doğalgaz verdim. 3 ay müddette Ankara halkını ve çocuklarını üşütmedim. Yardımları kesecektik ya. Şu anda 200 bin aileye destek alan ailenin çocukları iyi eğitim alsın, öğrenme güçlüğü çekmesin diye 16 aydır her ay birer kilo et parası veriyorum ve başka hiçbir yere harcayamayıp evlerine et alıyorlar. Yine destek alan ailelerin çocukları okusun, eğitimlerine mahrum kalmasın diye. 60 bin öğrenci şu anda Ankara'da okuldan evine bedava gidiyor. 16 bin ilkokul çocuğunun servis ücretini ödüyoruz. Biliyorsunuz buralarda da konu edildi. Yine ilkokula başlayanlardan 15 bin ailenin de 15 bin çocuğun da
kantin ücretlerini biz ödüyoruz. O yetmedi. Kırtasiye desteği, daha dün 100 bin civarındaki destek alan ailenin çocuğuna bayram parası yatırdık, harçlıklarını yatırdık, bayramda mahzun olmasınlar diye. Karne desteği veriyoruz. Bir ara hatırlıyor musunuz? Geçen yıl öğrencilere yurt bulamadılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak Ankara'ya Türkiye'nin neresinden gelirse gelsin terminalde bekleyip de okuluna dönmek isteyen üniversite öğrencilerinin hepsini sahiplendik. Yurtları açtık, otelleri açtık, hepsini misafir ettik ve bir yıl kaybetmemelerini sağladık. Yani demek ki belediye değişirse çok şey değişiyormuş. Peki niye değişmesin istediler? Parsel satıyorlardı. Ankara halkının 16 milyar lirasını götürüp Dinozor Parkı'na yatırıyorlardı. Buradan birileri rant kazanıyordu. İstediklerine imar rantı veriyorlardı. Ankara'ya giriş çıkışta kapılar var. Ne işe yarıyorsa onlara ödenen para bugünün parasıyla 350 milyon lira. Yani vatandaşın parasını har vurup harman savuruyorlardı. İşte bizler Millet İttifakı belediyeleri olarak sizlerden gelen paraların bir kuruşunu israf etmeden tam da yerli yerine harcamaya çalışıyoruz. Tam da yerli yerine, kimin ne ihtiyacı var oradayız. Efendim o yetmedi. Ankara için şunu iddia etmiştik. Bizim en büyük projemiz, çılgın projemiz falan yok. Vatandaşın parasını boşa harcamak istemiyoruz. En büyük projemiz Ankara halkını zengin etmek demiştik. Ankara'daki 35 bin çiftçiye verdiğimiz tohum, sıvı gübre gibi desteklerle, mazot parası gibi desteklerle onların 600 milyon lira civarında destekte bulunduk 4 yılda. Ama geçen yıl itibariyle 35 bin çiftçinin cebine 4,5 milyar lira para girdi. İşte belediyecilik budur.